Zannediyorum Füsun Hanım'ın vallahi ne yapalım açız para için onu yapıyoruz bunu yapıyoruz filan gibi bir şey söylediğini zannettin. Hayır öyle bir durum yok ortada. Yani para için ne olsa yaparız gibi bir şey yok ortada. Ama bu işi affedersiniz sizin adınıza söylüyorum ama ya böyle bir şey değil bu. Hakkı doğacak zaten. Siz de bunu söylersiniz. Evet bir iş yapıyoruz bizim mesleğimiz bu karşılığında veriyorlar. İdealistlikten vazgeçtik mi? Hayır. Şimdi burada kaç lira vereceksiniz bana 2,5 saat konuştum diye? Anlaşırız hocam. Budur benim görevim gençler için hani yeni ufuklar yaratmaktır. İdealistliğimizin en büyük örneklerini her tarafa koşturup duruyoruz, konuşuyoruz, cevap veriyoruz. En azından sizin karşınıza çıkacak yüzümüz var. Ya bu önemli bir şeydir arkadaşlar. Böyle açık geliyoruz burada, buyurun diyoruz. En azından yüzümüz var. Bazılarının ona da yüzü yok. En son ne dedin? Yani bu Osmanlı'nın kendi götürmesi Osmanlı. Ama şimdi Osmanlı vay sen şunu şöyle yaptın filan diye değil. Gerçekten bir devlet anlayışı var. Ve bu devlet anlayışında bazılarının evet kafası gidiyor. Peki sen bizim geçmişimizi böyle yargılarken bak bakalım Orta Çağ'da Avrupa'da neler oldu? Yani bizim padişahlar kafa kesti diye mi biz salağız? Peki onlar Orta Çağ'da milleti bütün bilim adamlarını yaktılar. Başta kilise din adına yani ülkeleri ne yazık ki uçuruma sürükleyen anlayışlar daima din adına yapılmıştır. Kiliseler başlattı bunu Orta Çağ'da. Yaktılar. Peki onların torunları nasıl akıllandı? Yani herhalde onların da atalarında suç yoktu. Bizim de atalarımızda değil. Demek ki doğru orantılı değil. Bu doğru orantılı bir şey değil. Bizim beynimiz, zihnimiz, düşüncelerimiz var. Aklımız var bunları düşünecek. Yani padişahlarda suç olduğunun en az 20 misli vardır. Suç kilisede. Evet. Hocam cevap vermemiz için sorulara. Çünkü ya hepsini yanlış anlattın. Ya hayır biz seni çok sevdik. İyi ki konuştun. Yani bir iş yaptığını düşünmedim. Yani böyle bir zihniyet var. Yani size bireysel olarak bir şey söylemeye çalıştım yok. Ama yani bunu yapan insanlar olduğunu düşündüğüm için. Gayet şey açığım yani bu sorulara. Zaten o işlere de bakıldığında hep aralarında 2 yıl, 3 yıl gibi zamanlar vardır. Girdiğim işler uzun sürmüştür genelde. İnanmadığım işleri yaptım, yapmak zorunda kaldım. Çünkü mesela 3 yıl gerçekten hiçbir iş yapmadan inandığım projeyi beklediğim zamanlar oldu. Ama bu gerçekleşmeyince yaşamsal olarak hayatımı devam ettirmek zorundayım. O noktada karşıma çıkmış inanmadığım işleri yapmak zorunda kaldım, evet. Ve 100 bin, 150 bin dolar gibi tazminatlar vardır sözleşmede. Bir diziye girerken bu sözleşmeyi yaparsınız. 5. bölümde bambaşka bir karakter çıkıverir önce, karşınıza. Cevap ne yapacaksınız? Altında o var, tabii ne yapacaksınız? 150 bin doları baştan koymuş sözleşmeye. Diziyi bırakırsan tazminat ödeyeceksin. Hayda.